Vapur birazdan kalkacak. Sorunu yerinde gözlemleyeceğiz. Bayağı büyük bir sıra var. Teknolojik bir çağa geçildi. 9, 10, 11. Bisiklet binen nihayet gördüm. Adalar bisikletle ünlüdür. Hayır, yani istemiyorsunlar, evet. Sokaklarda, kapılarda doldurulmuşlar yani. Her evde 5 tane. Kaldırabilir. Hakkıdır. Ama yollarda çok uzak. Ne adada ciddi bir trafik oluştu. Dolayısıyla burada bir toplu taşımaya bizim ihtiyacımız yok. Buraya uyumlu bir araç değil. Ekrem İmamoğlu adaya yayın. Hafta içi bir gün adalara gidiyoruz. Tabii ki bayramda gördüğümüz ya da tatil günlerinde gördüğümüz manzara yok. Çok kalabalık değil. Neden elektrikli otobüsler istenmiyor? Yani adalıların deyimiyle azmandüsler. Elitler mi, ziyaretçi istemiyorlar mı? Onu soracağız. Vapur birazdan kalkacak. İnsanlar vapurun kalkmasını bekliyor. Büyükadalılar Büyükada'daki otobüslerden hoşlanmıyor. Siz ne dersiniz? Bu bir güncelleme olayı. Faytonlar vardı, nostaljik. Ama şimdi teknolojik bir çağa geçildi. Yani normal karşılamak lazım. Adanın dokusunu bozuyor mu sizce? Adanın dokusunu bu gibi şeyler bozmaz. Ne bozar? İnsanın seviyeli seviyesiz şekilleri bozar. Siz orada mı yaşıyorsunuz, ziyaretçi olarak mı gidiyorsunuz? Ben ziyaretçi olarak gidiyorum. Ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz? Bu aralar 3 günde bir, 6 günde bir gidiyorum. Çok memnunum. Sorunu yerinde gözlemleyeceğiz. Adalılar neden rahatsız? İnsan kalabalığından mı? Adanın kapasitesinden fazla turist almasından mı? Hiç kimse gelmesin mi istiyorlar? Adalar sadece onların olsun mu istiyorlar? İşte bunu soracağız. Adaların yayasızlık statüsü Atatürk tarafından verilmiş. Burası meydan. Büyükada iskelesinin olduğu yer. Kalabalıktan memnun musunuz? Bayramda aşırı yoğun olmuş burası, sıra olmuş. Tabii ki memnunuz. Yani işimiz iyiydi, çok şükür. Büyükada'nın yerlisi otobüsleri istemiyor. Büyükada'nın yerlisi otobüsleri istemiyor. Dediğiniz gibi adada yaşlılar bulunuyor, tepede oturanlar var. Bunlar nasıl ulaşım sağlamayı düşünüyorlar? Yıllardır nasıl yapıyorlardı? Fayton vardı, fayton kalktı, onun yerine otobüsleri koydular. Yani bu da mantıklı bir şey. Çünkü yaşlı amcalarımız var, teyzelerimiz var, tepede oturanlar var. Karşıdan misafir olarak gelip ada turu yapmak isteyen, adayı görmek isteyen var. Hani bunu araç olmadan nasıl karşılamayı düşünüyorlar? Normalde bu yol yayalara açık. Herhangi bir araca, elektrikli araca kapalı. Ama vızır vızır elektrikli araçlar geçiyor. Bayağı büyük bir sıra var. Aslında ada gayet arabalı bir yer olmuş. Bu arabalar küçük ve elektrikli olduğu için araba statüsünde değil anladığım kadarıyla, ama ben buraya 4-5 yıl önce geldiğimde böyle değildi. Şimdi size bir ara sokaktaki elektrikli arabaları göstereceğim. Burası gayet otoyol gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arada kaçırdıklarım da olabilir tabii. Burada da var. Bu büyük şehre ait bir araç. Bir araba daha. Ve bir elektrikli araç daha. Eskiden burada sadece bisiklet görüyorduk. Şimdi her taraf bu tarz elektrikli araçlarla dolmuş. Küçük Hindistan gibi ya burası. Bisikletler duruyor. Gerçekten çok az yürüdüm ya. 2 dakikalık bir yer yürüdüm. Bu elektrikli arabalardan geçilmiyor. Peki bunlar ne olacak? Bir kısım belediyeye ait ama çoğu da insanların. Taşıma ile ilgili sezon oluşundan dolayı yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki bu araç sahipleri de buna
karşı çıktıklarını duyuyoruz. Ama yetersiz işte. Bu da yetmiyor bu şekilde. Bundan rahatsız oluyorlar bu kadar büyük araçlardan. Yani şöyle söyleyeyim, atların gitmesi şey artık hijyenik açısından iyi oldu. Bana göre büyük vasıtaların trafiğe sıkıntı verdiğini biliyorum. Bunu görüyorum. Bir yani, tabii atlılar çünkü çok kişi yürüyüş yapıyor bu yollarda. Yürüyüş yapıyor fakat bisikletler giriyor, şeyler giriyor. Ne oluyor? Büyük arabada gelir sıkışıyor. Bu biraz sorumsuz hareket ediyor herkes. Üzerine düşeni yapmıyor. Bisiklet binen nihayet gördüm. Adalar bisikletle ünlüdür. Merhaba. En büyük soru küçük araçlar. Hı hı. Neden? Neden? Çünkü hem korsanlık yapıyor hem müşteri çalıyor. Ondan sonra ikinci büyük otobüsler. Büyük otobüsler sorun. Yeni geldi galiba. Onlar yeni geldi ama bayağı problemli yani, sıkıntı. Neden? Sokaklar dar olduğu için mi? Sokaklar dar. İki tane büyük otobüs yan yana geçemez mesela, örnek vereyim. Anladım. Bu otobüsleri istemiyorsunuz Hayır, yani. Hayır, istemiyoruz bunları, evet. Buraya durak mı yaptılar? Buraya durak yaptılar, evet. 3 günde beri burası durak. Adalıların Azman Büs adını verdiği elektrikli küçük otobüsler bunlar. Minibüs büyüklüğünde, aslında çok da küçük değil. Minibüsler şehirde ne kadar çirkinse Büyükada'da da bu kadar çirkin tabii. Çevre dostu ama adalıların dostu değil. Bisiklet ve akülü araç giremez diyor yaya bölgesi. Hani ada yürüyerek deniz kenarında, yeşillikler içinde vakit geçirdiğin, güzel güzel evlere baktığın bir yerdir benim için. Ya fiyat olarak kesinlikle çok saçma. Ne kadar sormadın? 60 lira. Hı-hı. Hani biz akbil bastık. Hı-hı. Hani bence bindiniz mi? Evet, onları bindik. Hı-hı. Ve biraz saçma bence. Zaten gittiği yol da çok uzun değil açıkçası. Onun yerine bisiklet tercih etmek bence çok daha mantıklı. Hem keyifli oluyor. Zaten o da keyif almak için var. Minibüslerin motor taşıtlarını alması kolaylaştırıyor ama sayısı dediğiniz gibi bence de fazla. Bu kadar olması fazla gerçekten. Gerçekten vızır vızır şu elektrikli bisikletler geçiyor. Faytonların kalkması adi bir hijyenlik geldi. Hayvanların yani burada zarar veriyor. Ben 42 senelik adalıyım. Market sahiplerinin bunlara şarttır yani. Ama bunların kaldırılması lazım. Adayı kirlettiler yani. Her yerde, caddelerden, sokaklarda, kapılarda doldurulmuşlar yani. Her evde 5 tane. Bunların kaldırılmasını istiyoruz. Acaba insanlar kendi küçük araçlarını istiyorlar, minibüs istemiyorlar mı? Bu soru da aklıma geldi açıkçası. Biraz daha yukarı çıktığımda, adayı tırmanmaya başladığımızda yani boş olduğunu görüyoruz. Adanın ulaşım sorunu var. Hı hı. Bunun çözülmesi lazım. Yalnız yollara göre daha böyle güzel arabalar olursa daha güzel olur. Açıkçası buraya turist olarak gelseydim, haber yapmayı değil de gezmeye, yürümeyi tercih ederdim. Ya da bisiklete binmeyi. İşte adalıların istemediği M tipi elektrikli minibüs. Adalılar bu küçük araçları daha çok sevmiş. Bunların devam etmesini istiyor. Kaldırabilir, hakkıdır. Ama gereken ulaşımı yapsınlar. İnsanlar da bunlara binmeye vazgeçsinler. Siz bununla ne yapıyorsunuz? Kendi içim kullanıyorum, kendi işim. Bunun ticaretini yapmıyorum. Burası ama böyle bayağı şey trafik olmuş. Rahatsız ediyor mu sizi? Ben çok rahatsız oldum. Normal artık, alıştık biz. Adalıların deyimiyle Azman Büs'teyim. Elektrikli M tipi otobüsler. Bununla Luna Park'a çıkıyorum. Bu minibüsleri çok büyük, adanın yapısına uymuyor diyorlar. Tabii ama yollar da çok uzak. Yürüyerek gezmek olmuyor gerçekten. Bisiklete binenler, yürüyenler de var.
Minibüslerin son noktası burası. Bu azman büslerin, adalıların deyimiyle. Burada yine aşağı inmek için sıra bekleniyor. İşte buradan Ayayorgi'ye gidiyorlar. Küçük bir tur yolu var. Müze var. Evet, minibüs çok büyük kolaylık. 2 dakikada çıktım yukarıya. Fakat adanın tadı gerçekten yürüyerek çıkar. Evet, şimdi ben de adanın merkezine dönmek için sıraya gireceğim. İşte adalıların memnun olduğu elektrikli minibüsler. Bunlarla tabii seyahat daha ferah. Nevin Sungur'la beraberiz Büyükadalı. Burada yaşıyor Nevin Hanım. Burada yaşıyor. Arkadaki minibüslere, yani adalıların deyimiyle azman büslere karşı neden? Türkiye'de neredeyse ender bulunan, belki de tek yer trafiğe açık olmayan. Ama şimdi etrafınıza baktığınız zaman görüyorsunuz ki her taraf elektrikli araçlar. İşte bir yani kontrol edilemeyen bir türler. Elektrikli araçlar var, kamu araçları var. Polis araçları var, itfaiye var ve en son gelen de azman büsler. Dolayısıyla yani buranın en başta dokusuna uymayan bir dizayn bu. Yani tehlike yaratıyor. Adanın sokakları çok geniş değil. Ana arterler de çok geniş değil. İkisi karşı karşıya geldiği zaman geçemiyorlar karşı karşıya. Hani çoluk çocuk artık sokakta oynayamıyor. Adada ne? Yani çocukların rahatça oynayacağı, insanların bisiklete bineceği yer olması gerekirken herkes için tehlike yaratıyorlar. İşte ismi üstünde azman büsler. Yani bu yüzden istemiyoruz azman büsleri. Gerçekten istemiyoruz. Peki sadece anamıza sahip çıkmaya çalışan insanlarız. Bir sloganımız var. Bunu çok seviyorum. Biz 16 milyon için direniyoruz aslında. Adalılar için değil. Ama azman büslerle biz kürdan, yani Ekrem Bey kürdan soktu adalara. Dolayısıyla Ekrem Bey'in buraya gelmesi, bizlerle tartışması, bizlerle konuşması ve bizim taleplerimize kulak vermesini biz talep ediyoruz. O yüzden kendisinin söyledikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kamu taşımacılığı zarurettir diyor. Sadece bizim şu anda adalara minibüs gelmesine biz itiraz ettik. Yani şey. Ama sadece itirazımız ona değil, adalardaki korsan taksi çokluğu da adada ciddi bir trafik oluşturuyor. Evet, burası normal şehir gibi artık. Evet, her türlü motorlu taşıt, elektrikli de olsa aslında koruma kurulu kararlarına göre yasak. İmamoğlu dedi ki ben onları da kaldıracağım. Doğru bir çıkış ama onu 4 senedir yani 3 senedir 4 senedir faytonlar kalktığından beri 5-6 aylık bir boşluk oldu. Faytonların yerine insanların taşınabileceği bir araç konulamadı. O dönemde çok fazla sayıda akülü araç girdi adalara. O araç sayıları da her geçen gün işte önce binlerle yapılıyordu sayıları. Şimdi 10 binin üzerinde olduğu söyleniyor. Tüm adalarda 10 binin üzerinde izinsiz kaçak akülü arabalar var. Bu arabaların bir kısmında da korsan taksicilik yapılıyor. Orada da bir ciddi anlamda bir vergisiz kazanç söz konusu. Adaların yoluna, dokusuna uygun olmadığı görüşündeyiz. Onun için de Arife gününden beri biz burada sürekli bu istemediğimizi beyan ediyoruz, duyuruyoruz. Hani yürüyemeyen insanlar da gelecek buraya. Onlar da küçük taksileriyle, taksilerle ulaşabilecekleri yerlere ulaşacaklar. Bir de tabii ki bir ziyaretçi planı yapılması lazım. Yani 60 bin kişi çok adalarda çok ciddi tehlike oluşturuyor. Yani adalar yangın bölgesi. Çok rahat yanabilecek. 60 bin kişi geldiği zaman kontrolsüz bir şekilde burada yangına yol açacağız. Yani en büyük endişemiz
hani orman şefliğiyle konuştuğumuz zaman ya da yangınla ilgili Heybeli Adanın bir yangın çıktığında tamamının yanıp kül olması 2 saat. Yani öyle de çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Biz yazları ormanları korumak için ormana girişleri yasaklıyoruz. Yani kaymakamlık girişleri yasaklıyoruz ama 60 kişiyi getirip caddelerde ve risk oluşturacak bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyoruz. Bu yanlış bir şey. Bu minibüsler kalksın, adaya uygun araçlar mı gelsin istiyorsunuz? Adaya uygun ve tescilli olan araçlarımız var zaten. Taksi olarak kullanılıyor. Faytonlar da 4 kişilik taksi mahiyetinde kullanılan araçlardı. Dolayısıyla burada bir toplu taşımaya bizim ihtiyacımız yok. Burası bir koruma bölgesi ve tıpkı 100 yıldır olduğu gibi tekrar korunmasını istiyoruz. Adalarda azmanbüs istemememizin bir nedeni hukuka, bilime inandığımız için biz buradaki her şeyin yasal yoldan kanunlara uygun olmasını istiyoruz. Adalar imar planında, koruma imar planında adalardaki tüm yollar yaya yolları, yaya öncelikli yollardır. Ve koruma kurulu kararında da bu böyle alınmıştır. UKM'nin kararları koruma kurulunun veya imar planının üstünde değildir. Azmanbüs'ü istemememizin bir nedeni mevcut atabüs ve taksilerin 3 katı hacmi olan bu araçlar yan yana geldiğinde sokaklarımızdan geçememektedir. Bu durum yarın öbür gün güzergahları değiştirmeye kalktıklarında veya güzergahlar daha yukarılara çıktığında yol genişlemelerine de yol açacak. Ormandan yol kesmeleri olabilecek, bahçelerden yol kesmeleri olabilecektir. Bu durum var ama her şeyden önce adamızın doğal, ekolojik ve kentsel sit dokusuna aykırı bir araç. Yani buraya uyumlu bir araç değil. Türkiye'de motorlu araç trafiğine yasak olan tek ilçe Adalar ilçesi. Ama motordan geçilmiyor. Ama motordan geçilmiyor dediğiniz gibi. Adanın nüfusu 14 bin Heybeliada, Büyükada, Burgaz, Kınalı. Ama 17 bin tane yasal olmayan kaçak akülü çalışıyor. Bunlar da belediyenin ve emniyetin denetiminde olması lazım. Adalılar Heybeli'den, Kınalı'dan, Burgazada'dan gelenler ve Büyükadalılar her gün saat 7'de burada toplanıyorlar ve azmanbüsleri protesto ediyorlar. Sadece azmanbüsleri değil, adanın tarihi dokusuna zarar veren her şeyi protesto ediyorlar. Adanın tarihi dokusu, adanın doğası, ekosistemi korunsun diye her gün buradalar. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı basın açıklaması olsun, dün yaptığı açıklama olsun, baştan aşağıya hukuk dışı açıklamalar. Adalılara sormadan bugüne kadar yapılan her şey yapıldı. Bir sürü yerde yan yana geçemiyorlar ya da çok zor geçiyorlar. Çok büyükler. Şimdi de konserimiz başlayacak. Ekrem İmamoğlu.